okul ihtiyaç birliği başkanı olarak bu bağışların hepsi bende kalacak. Yapmayın Sevda Hanım. Bari yarısını bana, yani döner sermayeye verin. Hayır, hiçbirini veremem. Ama eğer çok istiyorsanız yıl başında paraların sonundan atılan sıfırların hepsini size verebilirim. Sıfırlar mı? Yapmayın Sevda Hanım. Gözünüzü seveyim. Okulun da ihtiyaçları var. Bari bir kısmını verin. Ay, ne kadar dilenci bir döner sermayeniz varmış. Biraz merhametli olun lütfen. Aa, merhametten bahsedene bakın. O çocukların hepsini ben affettim ama siz affetmediniz. Yani okulun sonunda yapılan küçük bir veda şakasıydı, o kadar. Dünya başıma yıkılsa onları affetmem. Ya yapmayın. Yani çocuklar yeterince cezalarını çektiler. Ulu orta aşağılamanıza gerek yok. Bakın bizim de çocuğumuz var. 100 tane çocuğum olsa onları affetmem. Ben kararlarından ve prensiplerinden geri dönmeyen bir insanım. Gel. Ne var? Ne oldu? Sınıfınızı mı şaşırdınız? Burası müdür odası. Hadi gidin sınıfınıza. Hocam, biz buranın müdür odası olduğunu biliyoruz. Bunu bildiğiniz gibi büyüklerinize, öğretmenlerinize de saygı göstermeyi bilseydiniz keşke. Biz de onun için geldik zaten hocam. Sınıfça sizden özür dilemeye geldik hocam. Benden hiçbir şey dileyemezsiniz. Sizi asla affetmeyeceğim. Asla ve katiyetle. Sizi hiçbir şey affettiremez. Biz de bu arada minik yavru, güzel yavru Pakize Su için aldığımız naçizane altını armağan etmek istiyoruz hocam. Bakın. Aldın mı? Hayırlı, uğurlu olsun. Minik bebeğe Allah analı babalı büyüsün diyoruz inşallah. Amin. Neden zahmet ettiniz yavrularım? İyi ama madem aldınız. Ay hocam, bu güzel bebeğe az bile. Allah çirkin şansı versin inşallah. Amin. Hocam, yani bizi affettiniz mi? Affetmek mi? Olan olmuş, geçen geçmiş. Artık uzatmanın bir alemi yok. Biz de lafı uzatmadan bu nacizane altınımızı size takdim edelim. Bu arada Pakize Sunu'nun altınları bende kalacak. Ama nasıl? Çocuklarla aranızın düzelmesine çok sevindim Amil Bey. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Pakize Su'yu aldığınız bu altın için çocuklar. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne demek? Yüreğinizle öğretmeyin. Saygın. Analı babalı. Biz seçelim artık. Analı babalı. Şişini öğretmeyin. Çok şey. Açsın. Saygın. Oley be! Affettirdik sonunda kendimizi be. Tabii be kardeşim, affettireceğiz. Oğlum, bu sefer amirin damarından girdik, enerji yosundan. En yumuşak yerinden yıkandık abi. Biraz yavaş, biraz yavaş. Öyle hemen sevinmeyin, önümüzdeki maçlara bakacağız. Sıra geldi yeni gelen çömezlere. Onları da hallettik mi bizden kralı yok. Hallederiz kardeşim, sen merak etme. Bizimle Sultan of the Dance bile baş edemez be. Belki birazcık coşurdum. Ruhum belki can çekişiyor. Eller havaya, eller havaya. Belki biraz da kızardım ama sana kırmızı çok gök bir daha. Belki birazcık bozuldum. Ruhum belki çekişiyor. Belki biraz da kızardım ama sana kırmızı çok gökmüşüyor. Afiyet hoca. O ne değil oğlum, öğretmenim. Öğretmenim, çok özür dileyerek söz almak istiyorum ama bir yanlışlık olmasın. Sizin dersiniz bu ders değil ki. Sakin. Her şeyi bildiğinize göre arkadaşlarınızdan zorla para toplamanın da doğru bir şey olmadığını biliyor olmanız lazım. Vay adiler. Gammazlamışlar. Demek yeni arkadaşlarınıza hoş geldin deme şekliniz bu ha? Çocuklar, sizler istediğiniz yerlere oturabilirsiniz. İstediğimiz her yere oturabilir miyiz öğretmenim? Tabii. Kürsü hariç istediğiniz her yere oturabilirsiniz. Çünkü eski arkadaşlarınız yerlerine oturmayacaklar. Ama hocam. Hocam biz ama yerine... Hoca camide! Hoca camide! Yani şimdi biz belediye otobüsüne gider gibi ayakta mı ders yapacağız öğretmenim? Evet. Bu ders cezalısınız. Amil Bey sizi affetmemekte ne kadar haklıymış. Ama öğretmenim, Amil Bey bizi az önce affetti. Olabilir.
Onu kandırıp kendinizi affettirmiş olabilirsiniz. Ama ben sizi affetmiyorum. Hala akıllanmadınız değil mi? Keçiler bile arkadaşlarının yuvarlandığı patikayı bir dahaki sefere kullanmazlar. Ama geçen sene sizin için ders olmamış. Bu belli. Şunu unutmayın ki bu sene sizin için hiç kolay geçmeyecek. Eğer ben afet güç verirsem ya sizi adam ederim ya da eğitimciliği bırakırım. Ya ne dedi bu kadın bana? Yok. Ne yapıyorsun afet? Yok, kocasına iyi bakmış mıyım? Yok. Vaktim yok muymuş? Ay şimdi bir de bu kadınla uğraş, aman. Olay mahalline girmeyi başardın. Aferin kızım Ürperi. Bakalım ben yokken Metin buraya uğramış mı? Afet Hanım'la samimiyeti ilerletmiş mi? Yoksa Afet Hanım o kadar asıldığı halde Aslan kocam yüz vermemiş mi? Bunların hepsi açığa çıkacak. Az sonra. Hoş geldiniz. İnsan öyle hoş geldiniz denir mi evladım? Sende hiç usul, adap falan yok mu? Ay. Korkacağını düşünmedim. Genelde insanlar beni görünce korkmazlar. Ben yani özel bir tipim, böyle eserekli falan. Sen bunu mu diyorsun? Ay, rica ederim. Ben sadece hoş geldin demek istedim. Suçsuzum Ürperi abla. Yalnız mı geldin Ürperi abla? Yalnız geldim. Bir sakıncası mı vardı? Sen neyi madiyorsun Kerem? Bir şeyden mi şüpheleniyorsun yoksa? Ben sizin evinize öyle sağ solu kurcalamaya gelmedim. Yok canım. Ben sadece rüyayla mı geldin demek istedim. Rüya evde. Ruhi dışarıda. Metin uçuşta. Yeterli mi? Yeterli tabii. Yeterli olmaz mı? Hoş geldin Ülperi abla. Görüşmek üzere Ülperi abla. Kendine iyi bak. Merhaba. Evet. Şey, biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız Kerem? İçeri girebilir miyim? Ürperi abla her an gelebilir. Ürperi abla bizde kahve içiyor. O bitirene kadar biter mevzu. Seni dinliyorum. Ne bu havalar Rüya? Seni dinliyorumlar falan. Düzgünce bir şey konuşmaya geldim. Biraz daha normal davranamaz mısın? Ben gayet normal davranıyorum Kerem. Ama sen birkaç gündür anormal davranışlar sergilediğin için benim de tavırlarım sana anormal geliyor olabilir. Ben mi anormal davranıyorum? Okulda herkes bana gülüyor. Haberin var mı? Neymiş o? Milletin liseli çocukla kaptan adayı sevgilisi için türetmediği fıkra kalmadı. Ya yazıklar olsun sana Kerem. Daha beni bir kerecik doğru düzgün tebrik bile etmedin. Her gün her gün senden azar işitmekten bıktım. Yeter ya. Sen benim ne dediğimi anlıyor musun? Okulda herkes bana gülüyor diyorum. Benim sevgilim tek başına 100 tane erkeğin arasında. Aman ne güzel. Ya tek başına değilim diyorum sana. 9 kızız. Ayrıca bu kadar rahatsız oluyorsan ayrılabiliriz. Hem derslerimle boğuşup hem de seni avutmaya çalışacak değilim. Demek benden bu kadar kolay vazgeçiyorsun Rüya. Sen beni birazcık düşünsen bu kadar bencil davranmazdın. Bana güvenmeyen ve beni düşünmeyen biriyle de işim olmaz artık. Kompleks yapmaya devam edeceksen git. Evde Metin'e ait tek bir şey bile yok. Delilleri iyi yok etmiş. Ama ben pes etmem. Mutlaka bir şey bulacağım. Ha? Afet Hanım'ın cep telefonu. Mutlaka Metin'den mesaj vardır. Orta kahveniz hazır Ürperi Hanım. Pek sıcak yapmadım ki. Hani içip hemen gidesiniz diye. Aceleniz varsa. O cep telefonu benim telefonum değil mi? Öyle mi? Ay ne güzel Afet Hanım, ne güzel. Ben yeni cep telefonu alacağım da sizin mesaj modeline bakayım dedim ben.
onun için. Bakın Ülfer Hanım, kapıma geliyorsunuz, eşinize yemek yapmamla ilgili imada bulunuyorsunuz, evimde cep telefonumu kurcalıyorsunuz. Benim görevim, komşuluk görevim, eşinize sadece yemek yapmak. Peki bunun için ben niye suçlanıyorum, benim niye sinirlerimi bozuyorsunuz? Madem sordunuz söyleyeyim Afet Hanım, kocamın peşini bırakın. Yani ben evde yokken maşallah iki dakika bırakmamışsınız adamı. Korkarım biz barışmayalım diye 40 takla falan atmışsınızdır. Derhal bu evden gidiyorsunuz. Hiç kimse benim evime gelip bana hakaret edemez, derhal gidiyorsunuz. Bir daha art niyetle kapıma gelirseniz olacaklardan sorumlu sizsiniz, bedelini ödersiniz, gidiyorsunuz. Şimdi gidiyorum Afet Hanım, ama bu işin peşini bırakmayacağım. Bırakmayacağım Afet Hanım. Çattık ya. Yani kötü komşu insanı mal sahibi yapar, bu beni sinir sahibi yaptı. Demek evin yolunu gösteren biri bulundu. Kandili nerede söndürdünüz Keramettin Bey? Dolaştım biraz. Dolaşmışmış. Benim niye haberim yok? Abla, buralarda dolaştım biraz. Ya rüyaya gittim. Kavga ettik, o sinirle evden çıktım. O saatten beri dolaşıyorum. Rahatladın mı? Çok rahatladım. Şu anda dünyanın en rahat ablası benim. Kardeşim bunalıma girmiş, kavga etmiş. Bundan daha rahat bir şey olabilir mi bir abla için? Abla dalga geçme. Şaka kaldıracak halde değilim ben. Senin tavrın şaka gibi. Kıza üniversiteyi kazandı diye kan kusturacağına, sen de çalışıp kazansaydın üniversiteyi, bugün bu durumda olmayacaktın. Asıl mesele bu değil abla. Ben üniversite sınavında iyi puan alsam, yüksek hemşirelik okulunu kazansam 1500 kızın arasında okumazdım. Asıl mesele bu. Peki zaten seni almazlardı ki oraya oğlum. Ya neyse ne abla, örnek veriyorum. Böyle örnek olmaz ki. Kötü bir örnek. Ya benim kız arkadaşım 100 tane kazmayla aynı sınıfta. Sorduğumda da ben tek değilim, 9 kız daha var diyor. Aman yüreğimi su serptin. Madem seviyorsun, ona güvenmeyi öğren. Moral vermeyi öğren. Yok 100 kız 97 diye hesap yapma. Abla sinirim bozuk. Lütfen konuyu kapatalım. Sen bilirsin. Yalnız şunu iyi bil ki kıskançlık karşısındakine değil kendisine güvenemeyen insanların yaşadığı bir sorundur. Onun için dön bir kendine bak, benim neyim eksik diye. İyi geceler. Bütün belgelerimizi tamamladım. Singapur'da evlenebiliriz artık. Ama Ruhi nasıl olur? Kerem ne olacak? Sonra Marsilya'daki Pierre, Aşdod'daki David, Dubai'deki Hassan. Oh, her limanda bir sevgilim var biliyorsun. Bizim evlenmemiz onlara haksızlık olmaz mı? Hayatım, ben de zaten onlara haksızlık olsun diye seninle evleniyorum. Ayrıca onlar da adam olsalardı da seni evlenmeye ikna etselerdi bebeğim. Ruhi. Rüyam. Şiir gibi konuşuyorsun. Hadi bir an önce evlenelim. Rüyam. Ruhim. Rüyam. Ruhim. Rüyam. Ruhi. Ruhim. Ne Ruhi'si be? Ben iyice kafayı yiyorum galiba. İşte böyle kızlar. Ayrılalım dedi. Ben de ses çıkarmadım. Benim ya zorla çıkmasını sağlayamam ki. Ne de olsa artık o üniversite. Ama Keramettin, yani sen de biraz sert çıkmışsın Rüya'ya. Evet Kerem, Rüya'ya haksızlık ediyorsun. Nesine haksızlık ediyorum? Senin sevgilin futbol takımında 30 tane saplı antrenman yapıyor diye rahatsın. Ne alakası var? Rüya ile ilişkiniz oturdu artık. Evet Keramettin, Rüya'ya biraz güvenmen lazım. Ben kendime boynuzlu dedirtmem. Hem... benim bu ilişkiye verebilecek hiçbir şeyim kalmadı.
Bunlar yarın bir gün olimpiyatın doping testinden kaçıp sakatım da derler. Rahat ol be Ortega. Delikanlı adam vurduğu topa, kırdığı cama, atına, avradına, silahına sahip çıkan adamdır. Uyandırayım. Aynen. Aynen. Vay be. Siz çok delikanlısınız ya. Şşş, birader. Akıllı takıl. Biz öyle delikanlılığımıza laf söyletmeyiz. Ne yani? Biz de söyletmeyiz. Öyle mi? Bizim delikanlığımızın üstünden kamyon mu geçti? Konuşursam bir şeyler geçecek üstünden. Uyandırayım. Günaydın. Günaydın. Sağ ol. Oturun yerinize. Çocuklar. Bugün derse başlamadan önce sizleri yakinen ilgilendirecek çok güzel müjdeli bir haberim var. Müjde? Nasıl yani? Sınıftan bazı öğrenciler başka sınıfa mı gidecek hocam? Hoca camide. Herkes sene sonuna kadar bu sınıfta. Otur yerine. Dinle burayı. Çocuklar, bir vakıf bulduk. Bu vakıf ücretsiz, burs gibi üniversite hazırlık dersleri verecek. Fakat bunun olup olmaması sizin davranışlarınıza bağlı. Nasıl bize bağlı öğretmenim? Çünkü şimdi onlar gelecekler, burada sizi görecekler, ona göre karar verecekler. Yani bu vakıf sizin için ve sizden sonraki öğrenciler için çok önemli. Bizden sonrakileri nasıl olacak öğretmenim? Çünkü bu vakfın ilk öğrencileri siz olacaksınız. Dolayısıyla eğer uygulamadan memnun kalırlarsa, sonuç iyi olursa bu uygulama devam edecek. Tabii bugüne kadarki davranışlarınızdan dolayı büyük bir risk aldığımın farkındayım ama sizler benim çocuklarımsınız. Ben size inanıyorum. Benim yüzümü kara çıkarmayacağınızı biliyorum. Bu kursa layık öğrenciler gibi davranacağınıza söz verir misiniz? Söz! İşte benim çocuklarım. Söyle Şenay, ne var? Şey, ben demin herkesle beraber söz diye bağırdım ama... Ne var bunda? Şey, ben bu bursa layık olmayabilirim. Yani ya ben söz vermesem de siz gelişmelere göre benim adıma karar verseniz. Ben sana güveniyorum Şenaycığım. Otur yerine. Şimdi derse başlıyoruz. Açın kitaplarınızın 23. sayfasını. Atılga? Görmüyor musun Rahmeli? Kolye. Sipariş üstüne getirdim. Bir arkadaş çok istemişti. Kıramadım. Güzel kolyeymiş. Bende bozuk mal olur mu Rahmeli? Ne diyorsun sen? Çok beğendiysen al bir dene. Sen onu başkasına satacak. Senden kıymetli mi canım? Yani keşke sana satabilseydim ama başkasına söz verdim işte. Hay Allah. Ben de onu derim işte. Keşke söz vermeseydin, ben alırdım. Dur. Söz verdim söz vermesine ama... Yani çok istiyorsan sen alabilirsin. Çok mersi. Kaç para vereceğim? Helalinden 5 milyonunu alırım. Tamam. Alıyorum. Dur bakayım. Rahmeli. Ya bu kolye yani senin için yaratılmış. Çok güzel olmuş. Tamam. Mersi çok. İstersen kalemiydi, ucuydu, silgisiydi, kağıdıydı. Her şeyi verebilirim sana, biliyorsun. Ayrıca zor olanı hemen yaparım. Ama imkansız birazcık zaman alabilir. Tamam Atılgancık, bilirim. Hadi. Mersi çok. Teşekkür ederim. Kısa öpür. O kolundaki bilekliği niye hala takıyorsun? Bunu sana o yalan çömez almadı mı? Olsun be Barbie. O zaman başka, şimdi başka. Yani bu güzel zamana ait bir şey. Aman saçma yani. Bilek. Rahmeli. Bak. Bir bakayım. Ay çok güzel. Ben de bakayım şuna. Bana baksana sen. Bu kolye benim. Nereden senin oluyormuş bu kolye? Ben bunu parasıyla satın aldım. Satın mı aldın? Çabuk söyle, nereden satın aldın bu kolyeyi? Bu kolyeyi bana Atılgan sattı. Hem sana ne? Ne? Atılgan mı sattı? Yani şimdi sana bu kolyeyi Atılgan mı sattı? Evet törpücük. Hem de çok ucuza. Yani öyle çok kıymetli bir şey değil. Alçak Atılgan.
kolyeyi nasıl satarsın Allah'ın cezası? Ne olmuş ki satmışsın? Aa, bir de utanmadan soruyorsun. Elinin körü olmuş. O kolyeyi sana ben hediye etmiştim. İşte kendin söyledin. Hediye etmiştin. Yani o kolye benim oldu. O kolye benimse de istediğim her şeyi yaparım. Keşke o kolyeyi sana vereceğim bir sokak köpeğine verseydim. Hiç olmazsa biraz değerini bilirdi. Yeliz, sen benim değerimi çok mu bildin sanki? Doğru. Senin gibi bir yalancıya gereğinden fazla değer verdim. Asıl yalancı sensin. Oğlum! Sen ne biçim konuşuyorsun Çömez? Ne demişler? Çayda dem, sınıfta kıdem. Öyle konuşmayacağız, haddimizi bileceğiz, şaşırmıyoruz, sabırları da taşırmıyoruz. Bak Hobbit, sana şöyle anlatayım. Eskiyseniz ne olmuş? Yani size eskisiniz diye eski kaşar muamelesi mi yapacağız? Hasta etmeyin adamı. Rahat ol güvercin suratlı, bir sıkıntın olmasın. Zaten mikroplar hasta olmaz, uyandırayım. Biz mikrop falan değiliz, akıllı olun. Yat lan sen de, yat. Ne diyeceğiz peki size? Hani bilgisayar ortamında olsak virüs deriz. Otur baba parası, otur canım, otur hadi baba parası. Hadi, hadi. Pazarlama.